Minek Kırıkkanat, Cumhuriyet Gazetesi. İlişki yaman, biraz zaman. Yoz okyanusların ortasında yapayalnız ve çaresiz Mikronezya halkının tek ve tam bir özgürlüğü vardı. O da her canlı türü ya da biçimi dolgun, duruma uygun tüm cansız eşyalarla cinsel ilişki kurmaktı. Cima özgürlüğünü hem saray oligarşisi hem de ahali tepe tepe kullanıyor, varsıl ya da yoksul gençlerin de öne açılıyordu adadaki istibdadın ihale rantını iktidarla paylaşa paylaşa servet obezi olmuş Şeş Tahayyüt Kumpanyası'nın iki numaralı müteahidi Mikron Mikropiç'i zaten tanıyorsunuz. Tüm kallavi yozlaşları gibi küçükken politikaya alıştırmaya başladığı üstün zekalı oğlu Senkron'u dini bütün bir yollu ve rantsever bir yolcu olarak yetiştirmeye çalıştığını da biliyorsunuz. Yıllar yılları izlemiş, senkronun suratını kaplayan sivilceler artık delikanlılık çağına girdiğini gösteriyordu. Arkadaşlarıyla buluştuğu bir gece Eva sabahın dördünde döndü. Baba Mikro'nun gözünü tabii ki uyku tutmamış, ilk kez böylesine geç kalan oğlunun endişeyle beklemişti. Senkron kapıda görününce, hani en geç 12'de dönecektin, bu saatte gelişini açıklamak için umarım geçerli bir nedenin vardır diye gürledi. Oysa, mahtumun yüzünde güller açıyordu. Müjdeyi vermedim. Adeta şakıdı. Babacığım, ilk cinsel ilişkimi yaşadım. Yozlaş Mikron Makropiç, elbette cima özgürlüğüne de yandaştı. Yüzündeki kızgın ifade anında değişti, duygusallaştı. Oğlunu kucakladı ve gözlerinde beliren bir damla yaşla. Çok sevindim oğlum, dedi. Birer gazoz açıp oturalım. Bana her şeyi anlat. Senkron, babasının coşkusundan rahatsız olmuş gibi kıpırdadı yani gazoza varım da anlatmak birkaç gün sürecek.